Hayırlı günler diliyorum. Videoma hoş geldiniz. Şöyle size minik, hemen ışığı açalım. Şöyle stüdyo ev turu yapacağım hanımlar. Şöyle çok şirin. Önce çocuk odasından başlayayım dedim. Şurada böyle minik kare bir çok şirin bir tablo var. Şöyle storlarını mavi yapmışlar. Tülünü de böyle gri bir renk yapmışlar ama çok güzel. Şöyle videoya yansıyor mu bilmiyorum ama. Şöyle biraz daha geriden çekeyim. Şöyle tek kişilik bir yatak. Nevresimin uç kısmını mavi yastıklarıyla beraber uyum sağlasın diye çok da güzel olmuş. Şurada sol tarafta bir komodini var. Sağ tarafta da bir komodin. Şöyle yine abajurları şöyle yastıkların rengine uydurmuşlar. Şöyle bazayı da başlığıyla beraber aynı kumaş ve aynı tonlarda zaten takım baza ve başlık. Şöyle halısını da göstereyim hemen. İçerisinde yine aynı tonlar hakim. Burada uzun, burada yuvarlak var hanımlar. Şöyle burayı da göstereyim size. Burada da dört kapılı bir dolap var. Son olarak da şöyle avizeyi göstereyim. Çocuk odasından çıkayım artık ben. Mutfağı en son göstereyim size. Bu da benim kızım. Burada şöyle çok güzel bir ünite var hanımlar. Şöyle buradaki aksesuarlarını da göstereyim size. Burada minik bir fener. TV ünitesi de bu şekilde. TV ünitesinin aynı tonlarında şöyle dörtlü sehpa var. Pardon, üçlü. Aynı tonlara hakim. Yalnız şu tabloları çok beğeniyorum. Şöyle köşe koltuk takımıyla sandalyeler aynı kumaş ve aynı modelin takımı. Masası artı TV ünitesi aynı model hanımlar. Şöyle halı bu şekilde. Tabii ben bu arada kızımı gözlediğim için böyle biraz odaklanamıyorum videoya ama burada da iki tane mavi tonlarına hakim iki tane tablo var. Şöyle ışığı da yakalamaya çalışıyorum ama şöyle daha yakından mı çeksem? Şöyle aslında fonlar bordo renginde. Türler green track şu tonla birbirine uyum sağlasın diye ama telefona çok fazla yansımıyor hanımlar. Belki perdeyi açarsam daha güzel olur diye düşünüyorum ama şöyle ne kadar da çekersem çok fazla şey olmuyor. Yalnız kızım da baya baya bir zıplıyor teyzeleri. Buradaki fonlarla diğer taraftaki fonlar aynı ama ışıktan dolayı çok fazla çekemiyorum hanımlar ama. Sonunda kızımı oturttum hanımlar. Yoksa odaklanamıyorum o zıpladıkça. Onu ikna ettim ama herhalde 2 dakika oturur. Şöyle son olarak da yemek mi pişirelim aşkım? Tamam kızım. İnşallah videoya yansıyordur. Ne kadar da böyle çekiyorum bilmiyorum. Hani ne kadar yansıyıp yansımadığını. Biraz karanlık çıkıyor. Lütfen o yüzden kusura bakmayın. Duvarlar şöyle green trakla mavi trak arası bir renge boyanmış ama çok güzel duruyor açıkçası. Ne yalan söyleyeyim, çok hoşuma gitti. Böyle bazı yerlerde dağınık bir yerler görürseniz lütfen kusura bakmayın. Kızım yerinde hiç durmadığından dolayı böyle. Şöyle hemen. Size mutfağı göstereyim hanımlar. Bu girişte bir portmanto var.
Şöyle salon, sadece burası zaten stüdyo daire olduğu için hanımlar, bir oturma salonu artı mutfağı, bir tane çocuk odası ve banyo tuvalet bir arada hanımlar. Girişte portmantosu var. Çocuk odasını zaten göstermiştim, hemen böyle kısa bir şekilde. Burada sebzelik var hanımlar. Mutfağı düzenlemedik ama durun düzenleyeyim de öyle çekeyim diyeceğim, ama yani çok da dağınık bir şey yok ama. Şöyle, ama ne kadar da nasıl çekmeye çalışırsam hanımlar karanlık tüküyor, kusura bakmayın lütfen, ışığın tonunu ayarlayamıyorum. Buzdolabının yeri burada. Burada şöyle iki kapaklı, üst tarafta iki kapak, alt tarafta yani dört kapaklı bir kiler tarzında bir dolap yapılmış hanımlar. Çok kullanışlı ve çok güzel. Şöyle şu kısmı çekmece. Diğer taraf çöp kovasını koymak için burada ikili bir raflı dolap var. Burada böyle hem mutfakta kullanabilmek için tezgah, hem de yemek yemek, ya yani böyle hani çocuklara kahvaltı hazırlamak istediğinizde rahat bir şekilde hem mutfak tezgahı olarak kullanabileceğiniz, hem de masa tarzında bir çok kullanışlı bir sistem yapılmış. Bu çok hoşuma gitti açıkçası. İsterseniz, dediğim ya biraz önce defalarca söylüyor olabilirim ama bu sistemi çok seviyorum. İstediğiniz zaman mutfak tezgahı, istediğiniz zaman sofranızı kurun, kahvaltınızı yapın yani şu kısımda. Şöyle. Buzdolabı sağ tarafta, hemen yan tarafında dolaptan yapılmış bir kiler var. Böyle minik, çok şirin bir mutfak hanımlar. Bu da benim Şirin kızın teyzeleri. Hadi otur annem, otur. Yemekler. Yemek yiyeceğiz. Tamam annem, az biraz bekle annem. Gerçi karnımı da doyurdum ama böyle. Evet, son olarak da burayı göstereyim hanımlar. Duvarda ayna var. Tabloları falan göstermiştim. Halılar bu şekilde. Şöyle sandalyeleri de yakından göstereyim. Şöyle kahve tonlarında. Bu girişte böyle krem rengi bir halı var hanımlar. Diğer yerdekilerde koltuk ve sandalyelere uyumlu. Mutfağın halısını da göstereyim. Mutfağın halısı da bu şekilde. Bu halıları da zaten göstermiştim ama son olarak yeniden göstereyim. Biraz aceleyle çekiyorum, ondan dolayı kusura bakmayın lütfen. Böyle elimden geldiğince böyle minik bir stüdyo ev turu yapmaya çalışıyorum nacizane. Umarım beğenirsiniz. Bu arada buranın ışığını artık kapatalım unutmadan. Kapımızı da kapatalım. Burası da banyo hanımlar. Şöyle buraya çamaşır makinesini koymuşlar. Bu tarafta havlular için falan dolap yapılmış. Bu arada burası stüdyo ev ama burası benim kızımın okulunun bulunmuş olduğu stüdyo daire. Burada çocuklar böyle mısır patlatmak için, böyle keyif yapmak için hani ayarlanmış. Sadece çocuklar için ayarlanmış bir yer hanımlar. Böyle hani motor gelişimini sağlansın, böyle elleri bir şeylere yatkın olsun. Pasta yapmak için, mısır patlatmak için. En önemli detayı söylemeyi unuttum. Burası normal kullanılan bir daire değil hanımlar. Öncelikle onu belirteyim. Burası öğrenciler için hazırlanmış bir ev. Hani onlar için televizyon, hani yemek yemeleri için, masa oturmaları için şey diyeyim, hani klasik bir şekilde, minik bir şekilde yapılmış stüdyo daire tarzında ama tamamen çocuklar için yapılmış bir şey. Hani normal bir kişi daire olarak kullanmıyor. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Bu çok önemli bir detay. Bunu söylemeyi unuttum. Hani nasıl diyeyim, aklıma şu an gelmiyor ama çocuklarla beraber börek pişiriyor öğretmenleri. Çocuklarla beraber krem şantiden tutun, böyle mısır patlatıyorlar, böyle öğretmenleri videolarını da atıyorlar bize, sağ olsunlar. Böyle el becerilerini geliştirmek için, motor becerilerini geliştirmek için, siz söyleyin vesaire vesaire, o konulara girecek olursak çok fazla detay var. Kısacası burası tamamen öğrenciler için yapılmış bir
stüdyo daire diyeyim ben size. Kişisel bir yer değil, onu belirteyim. Şöyle banyoyu çok fazla çekmek istemiyorum ama böyle yine de ufak detaylara da olsa şöyle ufak ufak çekmek istiyorum. Şöyle burada beyaz minik bir paspası var. Aynası. Yani banyo ama yine de çok güzel yani. Çok fazla burayı kullanmıyorlar açıkçası. Çok kullanılan bir yer değil. Sadece ellerimi yıkayıp çıkıyorlar. Çünkü ayrıyeten lavaboları var yine alt katlarda. Burada sadece ellerini yıkamaları gerekiyorsa onun dışında kullanılmıyor hani. Buranın da ışığını kapatalım. Şöyle teyzeleri dolabın içerisinde meyve suları, böyle çikolata sosları, böyle malzemelerin hepsi de dolaplarının içerisinde mevcut. Kızım da tabii durmadığı için. O bardağı mı koyalım? Tamam. Tamam, bu bardağı koyacakmışız teyzeleri. Çok da yakından çekmeyeyim. Hadi iç annem. Biz böyle öğretmenler günü kutlaması. Hanımlar, telefondaki hafıza o kadar dolmuş ki videoyu baktım. Ben konuşuyorum ama aslında telefonumun hafızası dolduğu için video yarıda noktalandı. Dolapların içerisinde böyle malzemeleri falan her şeyleri var hanımlar. Bu arada set üstü de burada. Buraları göstermiştim diye hatırlıyorum. Böyle kızımın peşine koşmakla çok fazla yetişemiyorum. Aferin kızım. Şimdi bunu yıkayalım, bunu dolaba koyalım. Bu arada hanımlar, şu mutfak tezgahını çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Böyle benim mutfak tezgahım, hamdolsun Rabbim sağlık versin yeter ki. Ben kiracıyım hanımlar. Benim mutfak tezgahım baya baya böyle bir mermer diyeyim yani. Eski zamanlarda kullanılan mermerler var ya. Ondan dolayı ben her gün çamaşır suyuyla uğraşıyorum. Bildiğiniz günüm çamaşır suyu olmadan geçmiyor. Ve çamaşır suyu bana dokunduğu halde çamaşır suyu değmeden ben rahatlamıyorum. Sirkeyle temizliyorum falan ama o çamaşır suyunun kokusunu alınca rahat ediyorum ama şunun güzelliğine bakar mısınız? En sevdiğim mutfak tezgahı şu diyebilirim. Çok hoşuma gidiyor. Çok güzel ya. Şu an videoya yansımıyor olabilir ama böyle ışığı açıldığı zaman böyle ışıl ışıl çok güzel görünüyor ya. Resmini çekecektim aslında ama videoya başlamış. Otur annem, otur. Biz meyve suyumuzu da içtik. Artık hani sınıfımıza insek diyorum anneme. Hiç sınıfa inmek istemiyor. Burayı çok seviyor. Burayı ben de çok seviyorum. Yalan diyemeyeceğim. Buraya gelince hiçbir çocuk aşağıya inmek istemiyor. Burası bizim sınıfımıza özel ve birkaç öğrenci. Çok fazla öğrenci de kullanmıyor. Böyle kızım meyve suyunu içsin. Ben de bir an önce kızımın sınıfına ineceğiz. Başka yok yavrum. Başka olmaz. Hadi el salla. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz de. Yok, kiraz meyve suyuna takıldı. Kiraz. Hadi az biraz daha vereyim. Kiraz. Biz artık kiraz. Görüşürüz yapalım gerçekten annem. Kiraz. Tamam, sen otur. Sen otur orada. Burada aç, meyve suyu aç, hastası aç, bir aç, kız var. Bunu aç, hiç aç, sevmiyorum aç, ama. Aç. En güzeli kompostu. Ondan daha güzel bir şey yok açıkçası ya. Evde kompost suları var ama dışarıda hakim olamıyorsunuz çocuklara. İster istemez nereye giderseniz gidin. Nerede oturursanız oturun isterseniz. Ya dışarıda yorulduğunuz zaman hanımlar ister istemez bir yerde geçip oturup bir şeyler yiyorsunuz. Haliyle çocuklar dolapta içeceği görüyor ve mecbur almak zorunda kalıyorsunuz. Ben artık videomu burada noktalıyorum hanımlar. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olur. Her ne kadar çok iyi, yani çok ışığı yakalayamadım. İstediğim gibi çekememiş olsam da. Nacizane umarım beğenirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar olsun diyorum tekrardan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bu arada kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olursanız ve bir sonraki videolardan diyeyim haberdar olmak isterseniz videonun hemen sağ tarafında zil butonuna basarsanız paylaşacağım. En son videodan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Ben de kız çimi alayım. Artık sınıfımıza inelim. Değil mi kızım? Baba bizi bekliyor aşağıda. Hadi gidiyoruz. Aferin kızım. Hadi gidiyoruz biz teyzeleri. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay yap annem.